Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün bir tane daha yağlı boya deniz manzarası yapacağız. Kullanacağımız renkler Lamp Black, Burnt Umber, Cerulean Mavisi, Pitalo Blue. Koyu ve kuvvetli bir renk. Burada Cadmium Red değil. Burada Crimson Lake, Yellow Orch, Orange, Limon Sarısı, Titanium White ve Terebentin kullanacağız. Kullanacağım fırçalar arka plan için 12 numara düz kesik bir fırça kullanacağım. Renk geçişleri için her zaman olduğu gibi bir tane samur fırça kullanacağım. Onun haricinde 2, 4, 6, 8 ve 10 numara yan kesik fırçalar kullanacağım. Bir de detay fırçaları, 3-0 ve 5-0 detay fırçaları kullanacağım arkadaşlar. Kullanacağım fırçalar bunlar. Çok karışık bir resim değil. Umarım siz de benimle beraber bu resmi yaparsınız. Yaptığınız resimleri Instagram'dan benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Her zaman olduğu gibi arka plandan hızlıca başlamak istiyorum. Bu sefer farklı bir maviyle başlayacağız. Koyu yerleri bu sefer Pitalo Blue ile yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı koyu ve ayrıca çok güzel bir renktir bu. Benim sevdiğim mavilerden biridir. Şimdi terebentini biraz fazla aldım. İlk katı terebentinle vuruyorum. Çünkü kağıt emdiği için ilk önce terebentinin kısmını emsin. Arkadaşlar kendi renklerinizi kullanabilirsiniz. İlla çalıştığınız resimdeki renklerin aynısını birebir yapmak zorunda değilsiniz. Renkleri değiştirebilirsiniz, objelerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Bu sizin resminiz. Kimse size ne yapacağınızı söyleyemez bu konuda. İstediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Bu kadar net. Ben bugün bu maviyi kullanmaya karar verdim. Halbuki oradaki mavi daha çok ultramarin ve cerulean mavisi. Ve ben aynısını yapmak istemiyorum yani. Böyle istedim, böyle yapacağım. Kağıt bir boyayı emsin. Ondan sonra üzerine asıl katı vuracağız. Bu resmin çizim aşamalarını diğer kanalımda paylaştım. Arzu ederseniz oraya da bakabilirsiniz. Şuraya tekrar geri dönecek olursak köşe ve üst kısım komple karanlık. Oraya birazcık siyah karıştırarak vuruyorum. Elim kamerayı kapatıyor mu bilmiyorum şu an. Buraya daha sonra geleceğiz. Şimdi şurası kurumadan yukarı yapacağım. Koyu rengi yaptığım rengin içine cerulean mavisi katıyorum. Biraz da beyaz. Şimdi iki rengi birbirine karıştıracağım. Bu renk geçişi için daha yumuşak bir fırçaya ihtiyacım var. Ve fırça kuruyken yapıyorum bunu. Normalde kuru fırçaları boyayla temas ettirmiyoruz ama bu renk geçişi için kuru ve temiz fırça daha güzel performans veriyor. Onu o şekilde bırakmıyorsunuz. Hemen temizlemeniz gerekiyor. Yoksa boya kıllara yapışır kalır ve onu oradan çıkarmakta çok zorlanırsınız arkadaşlar. İki farklı rengin birbirine buluştuğu yere ilk önce böyle dairesel hareketlerle renk geçişi yapıp sonradan üzerine böyle dikey ve yatay hareketlerle renk geçişlerinizi yapabilirsiniz. Şu an kağıdın üzerine yaptığım için çok mükemmel olmayabiliyor fakat yine de oldu yani. Renk geçişimiz başarılı. Şu yukarı biraz daha koyu yaparsak tamam olacak. Şimdi hemen altına açık renkleri vuralım. Boyamız kurumadan önce. Bulut
çizgilerini yapalım şöyle. Nasıl yapacağız? Şöyle çok basit bir şekilde. Şuradaki rengin içine birazcık turuncu kattım. Aşağı doğru renk sıcaklaşıyor çünkü. Şu mavinin şurada ne işi varsa artık. Bazen hızlı yapacağım diye renkleri rastgele vuruyorum. Sonra problem çıkıyor. Şimdi şurada şöyle bir bulut demetimiz var. Orayı şöyle bir gri renkle şimdilik vuralım bakalım nasıl olacak. Şöyle gelmiş. Bununla böyle oynayacaksınız arkadaşlar işte. Ta ki içinize sinene kadar. Baktınız olmuyor. Bozdunuz. Kurumadan peçeteyle silebilirsiniz. Tekrar yaparsınız. En fazla boyalarınız ziyan olmuş olur. Bunu yaparken de nerede yanlış yaptığınızı görmüş olursunuz. Bir daha aynı yanlışı yapmamak için bol bol yanlış yapmalısınız. Resim hata yaparak öğrenilir arkadaşlar. Hata yapacaksın. Hatanı göreceksin. En önemlisi de odur. Yaptığın hatayı görebilmek. Bazı arkadaşları görüyorum Facebook'ta. Yaptıkları çalışmaları paylaşıyorlar. Yani olmamış çalışmaları paylaşıyorlar. Daha bitmemiş. Yapamamış yani düzgün yapamamış. Tamam anlıyorum yeni başladın. Yaptığın şeyi paylaşmak istiyorsun. O heyecan var içinde. Ama gruplarda da bazı insanlar var. Dalga geçiyorlar yani. Sen resmi bırak, sen resim yapma falan diyenler bile var ya. Halbuki o insan bir hevesle yapmış. O kadarını yapabilmiş yani. Tamam onda da tamam belki paylaşmaması lazımdı o kadar kötü çalışılmış bir resmi ama belki hatalarını göremiyor. Dört numara düz kesik samur fırça aldım. Şuradaki bulutu yapacağım. Burası fazla ıslak oldu. Şu an istediğim etkiyi veremiyorum. O zaman şöyle fazla suyunu alalım.
Bu rengi değiştireceğiz daha sonra.
Şuraya geri dönsek mi acaba, böyle mi bıraksak diye düşünüyorum. Şimdi oraya geri dönersek video çok uzayacak gene. Zaten bayağı bir uzun oldu. Şu kısım olmadı zaten hiç. Kağıdın üzerine bu kadar oluyor arkadaşlar. Daha fazla uğraşamıyorum. Daha fazla uğraşsam bozacağım bu sefer. Bir tarafı yaparken bir taraf çoktan kurumuş oluyor. Renk geçişi yapamıyorum. Kayayı çok hızlı ve basit bir şekilde yapıp bırakacağım arkadaşlar. Video çok uzadı. Ben de biraz sıkılmaya başladım. Bir oturuşta bitirmek için uğraşıyorum. Onun için bayağı bir vakit alıyor.
Evet arkadaşlar, bu resim böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yine umarım faydası olmuştur. Bunun da uğraşılacak çok eksiği var. Ama burada bırakacağım ben bunu. Siz dilediğiniz kadar detay çalışabilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.